yoğun bir programdan çıktık. Kupa maçı, daha önce de Trabzon deplasmanı ve tekrar pazartesi günü Alanyaspor. Evet, bütün odaklanmamız şimdi Alanyaspor üzerine. Pazartesiye kadar takımı iyi hazırlayıp o maça %100 çıkarmamız gerekiyor. Hem zihinsel anlamda hem fiziksel anlamda. En önemlisi bana göre zihinsel anlamda. Fiziksel anlamda da doğru regenerasyonlar, doğru çalışma yapıp pazartesi akşamına en iyi şekilde çıkmamız gerekir. Onun dışında da fazla söyleyeceğim bir şey yok. Evet, Tiyan ve Macit'in durumu ciddi. Emrah da aynı şekilde. Onların sakatlık durumları ciddi. Taraftar mesajınız yok hocam. Çünkü taraftar... Evet, taraftarımız Trabzon maçından sonra bizi havaalanında karşıladı. Teşekkür ediyoruz. Coşku, motivasyon. O da tabii Beşiktaş maçına da yansıdı. Hem taraftar, hem şehrimiz, hem şehrin ileri gelenleri bence takıma sahip çıkmalı. Ciddi derecede sahip çıkmalı. Çünkü gelişmekte olan bir takım var. Bu gelişmeyi sadece sportif anlamda değil, ekonomik anlamda da doğru bir şekilde, orantılı bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Bununla ilgili daha teferruata girmek istemiyorum. Çünkü ben de artık şehrin hemşerisi oldum. Dördüncü kez buradayız. Çalıştığımız başkanlar, yönetim kurulları, siyaset adamları, belediye başkanları, iş adamları ve işin ekonomisi vesaire, sizler gibi hepimiz bilgiliyiz. Oyuncularımız iyi bir bütünlük sergilemeye çalışıyor. Sportif anlamda şehrimize bir şeyler vermeye çalışıyor. Tabii bunu da raptı zaptı almak gerekiyor. İlerisi için, bir takım hayalleri kurmak için de sağlam temeller üzerinde durmak gerekiyor. Kırılgan, rüzgarlı, fırtınalı hallerde yıkıldığınızda gene aynı şeyleri yaşarsınız. Onun için bu konuda bir bütünleşme şart, birliktelik şart, yardımlaşma şart. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Benim için güzel bir geceydi gerçekten. Takım arkadaşlarımızla iyi bir mücadele örneği sergiledik. Hocamızın bizden istediği taktiği, yapmamız gerekenleri sahaya yansıttık. Tabii güçlü bir rakipti kendi sahasında Beşiktaş. Onlara orada erilmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu açıkçası. Hem kupada yolumuza devam ederken hem de ligdeki performansımız açısından bu bizi olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. İnşallah bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Alanyaspor'da ligin pozitif futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Kendi saha ve seyircimiz önünde izleyenlere güzel bir futbol izlettirip içerideki performansımızı maçın sonunda galip taraf olarak
3 puan alarak devam ettirmek istiyoruz. Tüm amacımız bu yönde olacak. Le match d'Alanya. Alors, quels sont tes commentaires? C'est une équipe qui nous a battus. On s'en rappelle encore. Ça... Her şeyden evvel bizi mağlup etmiş bir rakip bu. İlk maçta bunu hatırlıyoruz. Donc forcément là on va jouer à la maison, on va vouloir prendre notre revanche et c'est un match qui va être très important pour nous. Bizim için çok önemli bir maç ve evimizde oynayacağız. Bunu revanş olarak görüyoruz ve kazanmak istiyoruz. Pour notre classement. Yani sıralamamız için de çok önemli bu. Et pour nos fans aussi. Aynı zamanda taraftarımız için de onlara armağan etmek için çok önemli bir maç. Qu'est-ce que tu veux dire en fait pour les fans? Pour les fans? Ouais. Non, c'est, je pense que c'est une défaite qui leur a fait mal tout autant qu'à nous. Biliyorsunuz ilk maçta canımız acımıştı, kötü bir mağlubiyet almıştık. Onlar da bunu hatırlıyor. Et là, on va vouloir vraiment, en espérant qu'ils seront au rendez-vous et qu'on va pouvoir prouver qu'on est dans une bonne dynamique et qu'on peut rapporter des points. Onlara, daha doğrusu taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Onları yanımızda görerek şu anda takımın içinde bulunduğu dinamizmi sahaya yansıtıp galip gelmek istiyoruz.